Merhaba sevgili Oğlaklar ve Yükselen Burcu Oğlak olanlar. Mayıs 2021 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili Oğlaklar, Güneş 20 Mayıs'a kadar Boğa Burcu'nda ilerliyor olacak. Ve hemen ayın başında 3 Mayıs itibariyle Merkür, iletişim gezegenimiz İkizler Burcu'ndaki seyrine başlıyor. Çok hızlı bir Merkür, güçlü bir Merkür. 9 Mayıs'ta Venüs onun yanına gelecek, eşlik edecek İkizler Burcu'nda. İlk haftadan itibaren Mayıs ayı özellikle hızlanıyor. Günlük hayatımızın temposu biraz hızlanabilir. İş trafiğiniz artabilir. Tabii ki yakınlarınızla, iş konularıyla ilgili görüşmeler, konuşmalar, bilgi paylaşımları da artıyor bu dönemde. 11 Mayıs'ta 21 derece Boğa Burcu'nda yeni ayımız doğacak. Her yeni ay yeni olasılıkları gündemimize getiriyor. Sizin gibi toprak elementinde Boğa Burcu'nda doğan yeni aylar aslında sizin için çok şanslıdır, keyiflidir. Boğa genel itibariyle yaşamın keyfini çıkarmak ister. Genel olarak maddi manevi güvence, parasal kazançlar, konfor alanları, kişisel zevkler, aşk, duygusal konular, romantizm. Bu yeni ayın konuları arasında. Çocuklarınızla ilgili konularda da bazı yenilikler olabilir tabii ki. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle 21 derece ve yakınlarında gezegenleriniz bulunuyorsa Dolunay'dan daha güçlü tesirler alabilirsiniz. Yeni ay etkileri 25 Mayıs'a kadar devam edecek. Maddi manevi yeni girişimlerde bulunabilirsiniz. Bu yeni ayda bu işle de ilgili olabilir. Özel hayatınızla da ilgili olabilir tabii ki. Ve 13 Mayıs itibariyle Jüpiter Balık Burcu'na geçiyor. Jüpiter Balık Burcu'nda çok güçlü, çok verimlidir. Kendi burcudur çünkü. Kısa bir süre kalacak, 28 Temmuz'a kadar 2,5 ay. Daha sonra tekrar Kova'da hareketine devam edecek. Asıl 2022'de Jüpiter'i daha uzun süreli Balık Burcu'nda göreceğiz. Ama bu 2,5 aylık süreç kısa da olsa bize ilk işaretleri verebilir. Sizin için de keyifli bir geçiş. Üçüncü evinizde olacak. Bu özellikle yaz döneminde daha fazla gezme imkanı, seyahat imkanı verebilir. Kardeşlerinizle daha iyicil etkiler altında olabilirsiniz. Yardımlaşma temaları öne çıkabilir. Eğitimle ilgili bazı fırsatlar sizinle ilgili veya çocuklarla ilgili gelebilir hayatınıza. Ticari konularda da bazı fırsatları verebileceğini unutmayın. Jüpiter'in özellikle Balık Burcu'nda. Evet, 20 Mayıs itibariyle Güneş artık İkizler Burcu'na geçecek. İşlerimiz, mesleğimizle ilgili konular, günlük hayatın detayları, sorumluluklar daha fazla Güneş tarafından aydınlatılıyor. Evet, biraz işimiz olabilir, meşguliyetlerimiz çok olabilir ama bunları biraz yaza hazırlık, tatile hazırlık gibi düşünün. Çok da hızlı, çok işle uğraşarak birçok işi de tamamlayabileceğiniz süreçler var aslında. Çünkü hem Merkür'ün hem Venüs'ün de ikizlerde olması özellikle günlük hayatınızın temposunda sizi destekliyor. İş ve mesleki hayatınızda da sizi destekliyor sevgili Oğlaklar. Ve 26 Mayıs'ta artık Ay Dolunay fazına ulaşacak. Bu aynı zamanda bir ay tutulması. 2021'in ilk ay tutulması. 5 derece Yay Burcu'nda olacak. Tam ay tutulması. Sizin 12. evinizde olacak. Şimdi tutulmalar, özellikle ay tutulmaları daha duygusal ve daha hassas olabiliyor. Biraz belirsizliklerin şöyle bir ya da bilmediğimiz bir şeylerin ortaya çıktığı, bazı sırların ortaya çıktığı dönemlerdir ay tutulmaları. Zaman zaman bizi zorlayacak bazı bitişler de olabilir hayatımızda. Tamamlanmalar, sonlanmalar da olabilir. 12. evinizde olacağı için evet, bitişler, sonlanmalarla ilgili olabilir. Ama bunlar size yarar sağlayacak konularda olabilir. Artık günlük hayatınızda düzen değişiyorsa ya da mesleki alanda bazı gelişmeler varsa belki bazı alışkanlıklarınızı gözden geçirebilir, bunları bitirebilirsiniz. Bazı ilişkilerinizde de sonlanmalar olabilir. Zararlı alışkanlıkları gözden geçirmek iyi bir dönem aslında. Çünkü bu dolunay genel itibariyle tutulma sağlığınızla ilgili konuları da aktif hale getiriyor. Sağlık konularında olabilecek bazı hızlı gelişmeler zorunlu olarak da günlük yaşamımızın alışkanlıklarında, çalışma koşullarımızda, beslenmemizde bazı düzenlemeler getirebilir. Ruhsal, bedensel, zihinsel şifa arayışları da olabilir ve bununla ilgili de biraz daha maneviyata yöneldiğiniz, daha fazla bilinçaltına yöneldiğiniz bir süreç olabilir. Ve bu arayışlarınız, farkındalıklarınız tabii size şifa da getirebilir, iyileşmeler de getirebilir. Bu tutulmayla beraber
iş hayatınızda ya da çalışma ortamınızdan biraz uzaklaşma, bir dinlenme, biraz belki kendi kabuğunuza çekilme imkanı da bulabilirsiniz. Beraber çalıştığınız kişilerle ilgili, iş arkadaşlarınız ve iş çevrenizle de ilgili değişimler olabilir. Mesela işten ayrılanlar olabilir, görev tanımlarında bazı değişimler olabilir. Gizli olan bazı konuların da mesela hayatınızda kendini göstermesi mümkün. Hani bir sır ortaya çıkabilir. Bir anda sizin sakladığınız bir şey de görünür hale gelebilir ya da sizden saklanan bazı sırlar bu tutulmada bir anda gündemde olabilir ve sizi şaşırtabilir. Sürprizler de olabilir tabii. Lütfen kişisel doğum haritanıza bakınız. Herkes aynı şekilde etkilenmiyor. Belki de hiç etkilenmeyeceksiniz. Özellikle 5 derece ve yakınlarında değişken burçlarınız bulunuyorsa haritanızda, yani ikizler, yay, balık ya da başak, o zaman bazı etkiler bekleyebiliriz. Ama bu burçlarınız yoksa çok da güçlü etkiler almayabilirsiniz. Haziran sonuna kadar olan süreç, önümüzdeki bir ay tutulma kendini gösterecektir. Kişisel ve toplumsal alanlarda gündemler hızlı bir şekilde tutulmayla beraber de değişkenlik gösterebilir. Ve 29 Mayıs'ta Merkür Retrosu başlıyor İkizler Burcu'nda. Evet, 22 Haziran'a kadar sürecek. Bu dönemde iş hayatınızda, özellikle çalışmalarınızda daha dikkatli olmanız gerekecek. Konuşmalara, iletişimlere, bilgi paylaşımına, eğitim konuları, ticari aktiviteler veya seyahat konularına daha dikkatli yaklaşmak gerekecek. O yüzden bu tarz konularda varsa işleriniz, planlamalar, karar verilmesi gereken süreçler ya da belki yasal sözleşmeler, hani bunları lütfen 29 Mayıs öncesi tamamlamaya çalışın sevgili oğlaklar. Sağlıklı, mutlu, başarılı bir ay dilerim. Hoşça kalın. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz başlıyor. Siz de astroloji ile ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz. Astrolojiye ilgi duyan, takip eden, rehberliğinden faydalanmak isteyen herkes temel ve orta seviye astroloji eğitimlerimize katılabilir. Temel ve orta seviye eğitimlerimizin ana amacı öncelikle sizin kendi kendinizin astroloğu olabilmenizi sağlamaktır. Eğitimlerimiz boyunca doğum haritanız üzerinde birebir çalışmalar yapılacağı için bu eğitimi tamamladığınızda doğum haritanızın tüm detaylarını, potansiyellerinizi ve yaşam amacınızı da öğrenmiş olacaksınız. Kendi kendinizin astroloğu olduktan sonra yakınlarınızın, ailenizin ve arkadaşlarınızın haritalarına bakarak onların da astroloğu olabilir, yaşamlarında rehberlik edebilirsiniz. Astroloji derslerimiz online platform üzerinde olacağı için dünyanın hangi şehrinde, hangi ülkesinde olursanız olun bilgisayar üzerinden eğitimlerimize canlı olarak katılabilirsiniz. Canlı katılamadığınız takdirde de yapılan dersler kaydedileceği için her zaman istediğiniz kadar dersleri tekrar izleme, takip etme imkanını bulabilirsiniz. 2012 yılında bilinciokulu.com platformu üzerinde başladığımız online eğitimlerimiz her yıl düzenli olarak devam ediyor. Siz de bu yıl düzenleyeceğimiz eğitimimize katılabilir, öğrencilerimiz arasına girebilirsiniz. Tüm eğitimlerimiz ve dersler sırasındaki öğrencilerimizin harita incelemeleri tamamen benim tarafından yapılmaktadır. Astroloji eğitimimize katılmak istiyorsanız lütfen 0507 607 5017 WhatsApp hattımıza isminiz ve doğum bilgilerinizle beraber mesaj atınız. Hemen size geri dönüş yapacağım.